Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize neler söyleyecek, hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye yorum geliyor. 0533 031 01 32 telefon numarasından bana ulaşım sağlamanız mümkün. Buket'le Kahve Falı Instagram hesabından da bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Herkese güzel bir hafta diliyorum gerçekten. Hayırlı, neşe dolu, sağlık ve mutlulukla inşallah. Güzel bir hafta hepimizin olsun. Benden selam bekliyorsunuz. Kucak dolusu selamlar sevgili arkadaşlar. Ve yeni yeni katılan arkadaşlarımız, her geçen gün büyüyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Ben fincanımı kapatırken İzleyecek tüm arkadaşlarımın gönüllerinden geçirdikleri ne varsa dilekleri gerçekleşsin inşallah diyerek kapatmaktayım. Şimdi sizlere de rehberlik etmeye çalışacağım. Beklediğiniz bir haberin olduğunu, bunun da aslında çok hayatınızda büyük bir yer etmiyor onu görüyorum. Fakat güzel bir sevinç gözyaşı. Aa ne güzelmiş dediğiniz de var yani. Güzel bir sevinç gözyaşınızı söylüyor fincan bana. Şimdi ben bir fincanın geçmiş enerjisi varsa mutlaka dile getiren bir yorumcuyum. Bu kısmını, açıklamasını yeni katılan arkadaşlarımız için yapıyorum. Dolayısıyla bizi biz yapan kesinlikle yaşadıklarımızın olduğuna inanan biriyim. Yani burada iki tane dilek var, iki tane yol arkadaşlar. Yani burada karşılıklı bir kısa bir yol, karşılıklı konuşma haliniz çıkmış. Şurada dilek var, iki tane. Şu sizin tamamen burası dahil değil geçmişe. İki yol, biri kısa biri uzun laflı. İki tane de dileğiniz var. Bakıyorum böyle ahtapot gibi olmuş bir siz. Dilekle yol arasında kalmışsınız. Yani dileğiniz başka ama yolunuz başka gibi. Aklınızdan geçirdiklerinizle yaşadıklarınız maalesef aynı olmadığı bir geçmişe sahipmişsiniz gibi. Şimdi burada ben bir 44 ya da 77 gibi duran iki rakam var böyle ya yakın yakına. Şöyle bakarsam 77 görürüm, şöyle bakarsam 44 görürüm diye gördüğüm bir durum, bir rakam görmekteyim arkadaşlar. Tabii ki de bu rakamın sizin için özel bir mesajı var, yok değil. Şimdi 77 doğmuşsunuz, bundan 77 gün önce diyebileceğim. 44 yaşındasınız ya da bundan 44 gün önce diyebileceğim ya da bu yaşlara sahip birileriyle alakalı bir yolun kesinlikle 77 yaşındaki bir kişiden sebep oradaki yol bir miras bir yaşlı birisi var belki hanenizde onun sebebiyle bir yol. Yani buradaki bir mesajı söz konusu bu rakamların bilginiz olsun. Şimdi siz bu yola gitmişsiniz bir kalabalık ama bir yere de bağlanamamış. Sonrasında zaten bir dileğiniz daha kabul. Bakın aldığım enerji gidecek olduğunuzu düşündüğünüz ya da gittiğiniz yollarınızın yanında hemen bir dilek olarak belirliyor. Yani diyor ki sen buraya gitmek istiyorsun hani dileğin şu ve buraya gidersen cevabın şu olursa bu dileğin gerçekleşir. Evet tam da öyle oluyor aslında. Gördüğüm bu arkadaşlar net bir şekilde açıkçası. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yaklaşık bir aylık döneminiz sizin ciddi anlamda bir karışıklık içerisindesiniz. Ve maalesef bakın şimdi bir ayınızı böyle görüyorum. Eylül, Ekim baya böyle bir Kasım'a kadar ki süreciniz aslında bir çetreferli diyebileceğim, bir çok kalabalık diyebileceğim. Herkesin dahil olduğu maalesef bir süreciniz var. Böyle bakılınca buradan çok kalabalık görünüyor en azından onu söyleyebilirim. Şimdi nedir? Bir insana balyoz etkisi yaratmışsınız. Nedir bu balyoz? Bayağı almışsınız. Hani böyle demir ütüler vardı ya biliyor musunuz? Belki görmeyeniniz. Yani ben şahsen önceleri geçmiş yıllarda kocaman tabanı olan demir olan böyle bir ütüler vardı. O dönemin ütüleri gibi balyoz gibi almışsınız elinize. Şimdi karşınızdaki insan sıçramaya hazır. Bu nedir? Siz dik duruyorsunuz. Dedikodulu bir insan. Arkanızı bırakmışsınız. Önünüzdeki duran sizi geçecek sıçrayarak üstünüzden geçecek yani. Sıçramaya hazır beklemekte. Bu da aldığınız ütüyü ona böyle hani bir balyozla kafasını ezmek istediğiniz, onun hatasını ortaya dökmek istediğinizi görüyorum. Bu balyoz bu anlamda çıkmış burada. Siz şimdi onun hatasını
Dökeceksiniz, yüzüne vuracaksınız. İsteğiniz bu. Fakat çok uyanık birisi, dikkatli olmakta fayda var diyor. Dengeyi kuramazsan bu insanı kaçırırsın, bu insan sana zarar verir. Yani uysallığına uysal olan ama çok da tehlikeli olabilecek bir kişiyle karşılıklı olduğunuzu söylüyor fincanınız. Bana daire bildiğiniz yuvarlak bir masada karşılıklı oturup konuştuğunuz bir durum içerisindesiniz. Tam da bu kişiyle alakalı biriyle danıştığınızı görüyorum. Şimdi bu birisinin yine ortada kalmışlık var, net bir şekilde gördüm. Şimdi birisi önünüzde, birisi arkanızda. Yani bu olaylardan sonra masada oturuyorsunuz, bu üstünüzden öfkeli olduğunuz kişiyle alakalı bir konuşma yapıyorsunuz. Fakat bu olayla alakalı arada kalacaksınız. Birisi diyecek ki sen bu ütüyü fırlat. Birisi diyecek ki saçmalama ne ütüsü mesela. Şimdi yaşadığınızı bilemediğim için de kolektif falı olduğu için de tabii ki de ben her türlü ihtimali anlatmaktayım. Arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bir kancanız var. Ya ben bu hani yola gitmişsiniz, dilekleriniz var olarak görüyorum dedim ya arkadaşlar. İşte buradaki böyle dileklerinizin gerçekten kanca attığınız gerçekler olduğunu, bunun da çok yürekten istediğinizi görmekteyim. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Evet, birisiyle karşılıklı konuşuyorsunuz hem de bugünlerde, yani şurada eli kulağında bir konuşma yapacaksınız. Bu kanca attığınız şeyle alakalı Samsun'un sesi edinin neyse var. Bu karşınızdaki kişi zaten hali hazırda birini daha yüklenmiş. Yani tek başına değil, birisini sırtlanmış sizinle karşılıklı konuşurken durumunu anlatıyor. Evet, siz tabii ki de bu karşılıklı konuşmayı şöyle gerçekleştirdiğinizi görüyorum. Bu kızdığınız kişi her kim ise onu bir kenara bıraktım. Kendi hayatımı da kesinlikle çizdim artık yolunu. Bana yardım et diyorsunuz. O kişi de size yardım edecek ama bir kişi daha var. Onun böyle yük olarak taşıdığı. O yüzden sizin umduğunuz yardım hemen gelmez. Fakat Eylül ayında bunun mücadelesini vereceksiniz. Elinden ne geliyorsa yardım edecek birisini görüyorum. Bu çapa attığınız her neyse arada kalan bu kızdığınız kişi küçülmüş iyice. İki kişi kesinlikle ortanızı alıp ekimin başı gibi bir konuşma yaptığınızı görüyorum. Bu balyoz gibi gördüğüm kişinin, yani ona öfkeli olduğunuz, balyozu fırlatasınız geldiği kişinin özellikle yaptığı hatalar birle değil, sınırlandırılmamış kendisini. Sadece diyor ki bana her şartta şans veriyor zaten. Dolayısıyla sizin aslında merhametinizden çok emin. Fakat Ekim'in başı gibi bir süreçte bu kişinin bakın küçülmeye başladığını, sonra daha da küçüldüğünü görüyorum yani. İki kişi arasında sonra daha da küçülmüş vaziyette. Bu nedir? Ekim ayına kadarki süreçte sizin ona tölereleriniz bitmeyecek belki. Belki tahammülü etmekte artık zorlanıyorsunuz. Bu kimse, ortağınız, eşiniz ya da komşunuz ya da arkadaşınız ya da akrabanız ya da kardeşiniz, yani bilemiyorum. Ama bu kişiyle alakalı destek isteseniz de edemeyecekler. Yani bu konuda teksiniz arkadaşlar siz. Ekim'e kadar şurada bir aylık, 1,5 aylık zaman diyebilirim en fazla. Bu kişiyi bırakacaksınız siz. Çünkü bakacaksınız ki kendi kendine yaptıklarıyla aslında kendini küçültmüş olacak. Bunu zaten yaşayarak göreceksiniz arkadaşlar. Yani bunu size zaman özellikle Eylül, Ekim yaşatacak. Ejderha gibi ağzınızdan kükrediğiniz, birilerine döktüğünüzü görüyorum. Yani yeter artık, öyle değil mi dermiş gecesini. İki kişiyle özellikle yine iki kişiyi de küçültmüştünüz. O iki kişi de aslında bağı bir ama sizin gözünüzde küçülmüş olarak gördüğüm bir iki kişiye Ekim'in sonunda öfke patlamanız var. Sizin bu yaşadıklarınızın sorumlusu tuttuğunuz, gözünüzde küçücük kalan ve kesinlikle yani bir E harfi de görüyorum orada ve siz ejderha gibisiniz. Yani aslında şeyden, şartlarınızdan, bu yaşadıklarınızdan, kendi adımınızdan emin olduğunuz bir süreçtesiniz. Bir A harfi var. Şöyle bir Kasım ayında diyebileceğim bir A ve S harfi var. İki kişi karşılıklı konuşuyorsunuz. Ortada bir kişi kalmış. Sanki aşk olabilir diyebiliyorum. Çünkü şu Ekim ayına kadar arkadaşlar hayatınızda mücadele ettiğiniz her ne varsa geride bıraktığınız net. Daha rahatladığınız bir Kasım var burada.
ve de birisi aracılığıyla karşılıklı konuşmaya başladığınızı görmekteyim. Bu nedir? Eğer ki bu işse yaşadıklarınız işle alakalı birisi aracı olacak ve Kasım ayında bir başlangıcınız var. Evse, aşksa, neyse bu işte. Yani sonuç olarak Kasım ayında yaşadığınız bu mücadele ile alakalı net bir şekilde gördüğüm sizin çok daha ferah olduğunuz. Çünkü bakın Kasım'ın sonunda çok güzel bir yolculuğa gitme kararı verdiğinizi görmekteyim. Temiz insanlar baka kalıyorlar. Sizin dirayetinize ya da gücünüze baka kalan bir çevreniz var. Bunu söyleyebilirim ama Kasım sizin adınıza çok daha güzel olacak diyor bana falınız. Bakalım neler söylüyor. Bir de şöyle bir Aralık ve yeni yılımız diye çevirelim. Neyse halimiz o çıksın falımız. Çok güzel bir 9 rakamı gördüm ve üstü kapandı. Yani Eylül ayındaki bir hedefinize ulaşmışsınız demektir bu. Bakalım neler söyleyecek. O çok kalabalık karışık. Aşk tarafınız daha temiz. Gerçekten birisiyle tanıştırılırsınız arkadaşlar. Birisi aracı olacak benim anlattığım bu. Hayatınızda biri yoksa kesinlikle tanıştırılacaksınız dediğim bir sürecin var diyor bu fal size aslında. Bakalım şöyle birazcık tabii ki de destekliyorum ama kaderini de etkilemeyecek şekilde. Evet arkadaşlar bakalım. Şimdi yani gördüm bakın ne kadar çok dedi. Yeni yıla özellikle şöyle bir şu Şubat Mart aylarında kesinlikle çok fazla konuşulduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Yani bu her şeyiniz yolunda demek, her şeyinize kişilerin gözüne batacaksınız demek aslında. Bakıyorum iş tarafında evet yani bir şeyin üstüne çarpı atmışsınız yeni bir işe girmiş olabilirsiniz ama resmen çarpı attıktan sonra koca güzel bir kalbiniz var yani yüzünüz gülüyor. İş değişikliği yaptıysanız doğru bir zamanlama, doğru bir hamle, doğru bir yerdesiniz diyebilirim. Şimdi hanedeki o kalabalıklar U ve S harfi görüyorum ama çok da böyle kızgın kızgın boğa gibi bakan birisi var. Öfkeli biri var ama biri de ahtapotu dönmüş resmen. Yani diyor ki sen ne kadar öfkeli birisiyle konuşursan konuş oradaki bir ahtapot olacaksın. Sen bir orta yol bulacaksın sen bir. Konuşulacak bir S bir U harfi var kalabalığınız var. Sonranız rahatladığını gördüğüm için ve dedikoduya döndüğü için de diyorum ki ha bu ailenin mirası mirası paraysa parası neyse artık sizin için yaşadığınız durum onlarla alakalı rahatlamanız var. Ama bana sorsanız şöyle Kasım, Aralık bu yeni yılın başına kadarki süreçte bir yüzleşme bir konuşma durumunuz var. Şimdi deve kuşu gibi olan güzel bir kalp ve sonrasının aydınlanmış olduğunu gördüğüm bir aşk hayatınız var ve çok dedikodulu olacak. Yani siz bayağı konuşulacaksınız arkadaşlar. Şimdi iki kişi A harfi çok net var şurada da. İki kişi karşılıklısınız. Bu adam, bu erkek, bu kadını bırakmaz. Vaka kalanda birisi var çünkü etrafı tertemiz. Şimdi şurada bir A harfi var göstereceğim size. Gördünüz mü A'yı? Yani birisiyle karşılıklısınız. Bu kişi de sizde ya da karşınızdaki kişide bir A harfi var. Ve birliktesiniz bırakmıyor. Çünkü bu erkek bu kadını bırakmaz arkadaşlar. Birisi de öyle baka kalır. Resmen baka kalır. Önünüz aydınlık. Hayatınıza biri girecekse kesinlikle sizi seviyor. Ve bu çift birlikteliğini devam eder ayrılmazlar diyebiliyorum. Nazarlı olacaksınız. Bu da demektir ki her şey öyle güzel olacak ki insanlar da nazarınızı konuşacak. Yani olan bu. Benim görebildiklerim böyle arkadaşlar. Güzel bir haftamız olsun tekrardan. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye sorulmakta. Aşağıda bıraktığım bir link var biliyorsunuz ki. WhatsApp linkidir. Tıkladığınızda sadece arkadaşlar yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. 0533 031 01 32 telefon numarası üzerinden bana yazarak ulaşım sağlamanız mümkün arkadaşlar. Ve Buket de Kahve Falı Instagram hesabından da ulaşım sağlayabilirsiniz. Buralara kadar dinleyen güzel yürekli arkadaşlarım, iyi ki varsınız. Sayenizde pozitif enerjime devam etmekteyim. Buket Hanım çok pozitifsiniz. İyi ki varsınız diyorsunuz. İnanın bana siz de yani iyi ki varsınız. Çünkü ben sizlerden aldığım pozitif enerjiyle yoluma devam etmekteyim. Sabahları 10 akşamları saat 7'de 2 ayrı fal videosu yayına giriyor. Bu süreçte birbirimize çok güzel manevi anlamda destek olduğumuza inanıyorum. Şöyle düşünüyorum ben.
Yani pozitif enerji tabii ki de çok önemli ve burada birbirimize pozitif bir şeyler katabiliyorsak ne mutlu bana. Ben şunu söylemek isterim. Öncelikle herkes gerçekten psikolojik sağlığı dahil olmak üzere sağlığına dikkat etmesi gerektiği bir dönemi geride bıraktık biz. Bu nedir? Kesinlikle yaşadığımız süreç bize bunları öğretti diye inanırım. Yani bugün yaşadığımız şeylerin tamamen sınav olduğunu düşünüyorum ki bu sınav arkadaşlar. Yani dün nelerle sınandık, bugün nelerle sınanıyoruz, yarın da kim bilir nelerle sınanmaya devam edeceğimiz bir dönemdeyiz. Hayatımız zaten bu. Yani yarınlarımızdan umudumuzu yitirmemiz gerektiğine inanırım. Bugün yaşadığımız şeyler sadece elden, yedi kat elden değil, yakınlarımızdan da sınanabiliyoruz. Hamleler gelebiliyor. Benim düşüncem şudur, yaşattığını yaşamadan ölmezsin. Ve gerçekten etme bulma dünyası. Yani neyi ettiysen onu bulacaksın. O yüzden de bir insan kalbini ektiklerinin çevresine verebilir. Benim hayat felsefem Allah herkesin kalbini ekmeğini yedirsin derim. Bedduadan korkarım. Döner dolaşır seni bulur diyorlar enerjisi için. Aman aha diyorum. O yüzden siz siz olun. Kalbinize güzellikler ekin. Her biri sizlerin olsun. 3 buket temennisiyle videomun sonuna geliyorum. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Kesinlikle yarınlarınızın umudunuzu yitirmeyin. Son olarak da Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin. Sizler de kalbinize güzellikler ekin ve her biri sizlerin olsun diyorum. Videomun sonuna geldim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.